Sakarya'daydık. Açılışlara katıldık ve bir yürüyüşe katıldık. İstanbul dönüşü Sapanca'dan geçerken burada eski İçişleri Bakanı Sayın Saadettin Tantan'la karşılaştık. Hazır onu yakalamışken gündeme ilişkin bir sohbet edelim dedik. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Sapanca Gölü'nün hemen kenarında bizi evine davet etti. Biz de kendisiyle sohbete başlıyoruz. Efendim öncelikle bir sağlığınızı, sıhhatinizi soralım. Gayet iyiyiz, gördüğünüz gibi işte. Maşallah. Biz sizi hep böyle zinde görünce mutlu oluruz. Çünkü Türk halkı sizi çok seviyor. Gerçekten özdeşleştiniz Türk halkıyla. İsminiz öyle oldu. Hazır biz de sizi yakalamışken seçimler yaklaşıyor ve seçim atmosferine girdik. Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan gündemi nasıl takip ediyor? Yani çok kısa kaldı 22 Temmuz'a. Fakat hala halkta sanki bir seçim havası yokmuş gibi, hiç beklentisi yokmuş gibi. Böyle bir şey var. Tabii ortam çok gergin aslında bakıldığı zaman. Bir taraftan terör olayları insanları neredeyse isyan ettirecek noktaya gelmiş vaziyette. Siyasetteki gerginlik, iktidar ve muhalefet açısından bakıldığında gelecekle ilgili umut vermemesi, insanlara heyecan verememesi, insanlara güvenli bir yaşam verememesinden kaynaklanan sıkıntılar da üstü de gelindiğinde herkesin kafasında, hepimizin kafasında bir takım kuşkular, sıkıntılar var. Son günlerde özellikle Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu bölgesinde, hele hele büyük şehirlerde sürekli bir canlı bomba ihbarı geliyor. Ve çok kısa bir süre önce Bakırköy'de bir bomba patladı. 14 vatandaşımız yaralandı. Bunların artmasının sebebi sizce ne olabilir? Çünkü çok çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. İşte oyunlar, zaten siz her konuşmanızda, her fırsatta işte Türkiye tehdit altında diyorsunuz. Nedir efendim bunlar? Yani bu iktidarların siyasi tercihi açısından bakmak lazım. Bugün iktidar ve muhalefet partilerinin siyasi tercihlere bakımından bakıldığında bir güvenlik politikalarının olmadığını görüyorsunuz. Güvenlik politikaları olmadığı için de Türkiye bir güvenlik zafiyeti yaşıyor. Bu güvenlik zafiyetini süratle aşabilir aslında. Çok büyük gücü var. Fakat bu gücünü kullanamama noktasında da bir cehaleti eksikliği veya korkusu veya bir tutsaklığı var ki bunu aşamıyorum. Söylemlere ve davranışlarına baktığınız zaman güvenlik zafiyetini ortadan kaldıracak bir yaklaşım içerisinde ne iktidar partisinin ne muhalefet partilerinin olduğunu görememek de hemen herkeste büyük sıkıntı yaratıyor. Bu güvenlik zafiyeti planlı oluşturulduğu gibi gözüküyor. Çünkü güvenlik tedbirleri bakımından tedbirler alacak kurumlar, kolluk güçleri, güvenlik güçleri, istihbarat teşkilatlarının yasal etkiler açısından incelendiğinde yasal etkilerinin kısıtlanmış ve sınırlı olduğunu görüyorsunuz. Siyasi irade açısından bakıldığından da gerekli iktidar ve muhalefet partiler açısından değerlendirildiğinde Batı ülkelerinin, gelişmiş ülkelerin kendi ülkelerini içten ve dıştan tehdit edecek tehditler bakımından geliştirdikleri anlayışlar, düşünceler ve onun üzerine inşa ettikleri yasal altyapılar kendi ülkelerine ve halklarının hizmetine sunarken Türkiye'de böyle bir çalışmanın olmaması da dikkatlerimize geliyor. Aslında ben yıllardır, aylardır Türkiye'de güvenlik zafiyetinin olduğunu klasik ceza hukuku anlayışıyla, klasik anlayışlarla Türkiye'nin iç ve dış güvenliğinin sağlanamayacağını hep ifadede gelmiştim. Bunları söylemiş olmamıza rağmen hala iktidar ve muhalefet partileri bu söylemlerimizi de dikkate almıyor. Bugün acil yapılması gereken hususlar var. Bugün PKK ile mücadelede yalnız bırakmış olan silahlı kuvvetlerin mücadelesinin yasal altyapısı yok aslında bakıldığında. Şimdi terör örgütü hukuk devletlerini tehdit ediyor. Terör örgütü ekonomik altyapıyı tehdit ediyor. Terör örgütü sosyal altyapıyı tehdit ediyor. İnsanlarda korku yaratıyor, sindiriyor, yıldırıyor, tehdit ediyor. Ve bir risk ve korku toplumuna dönüştürüyor. Şimdi bir ülkede risk ve korku toplumu giderek has safhaya ulaşır ve buna karşı iktidar ve muhalefet partileri parlamentoyu toplayarak bu konuyu araştırmaz ve Türkiye'nin ve Türk halkının ihtiyaçları noktasında bir çalışma yapmazsa bu siyasi iradeleri düşünmek lazım. Neden bunlar bu çalışma içerisinde değil? Acaba siyaseten tutsak mı, onun için mi yapamıyorlar, yoksa
Türkiye yönetme kapasitelerinden, bilgilerinden eksik mi? Bunların sebeplerini araştırmak gerekiyor. Kuzey Irak'a girelim mi girmeyelim tartışmaları var. İşte Genelkurmay diyor ki yetki alırsam işte meclisten, mecliste diyor ki işte toplanırsak bilmem bir sürü tartışmalar içerisinde girelim mi girmeyelim mi diye. Efendim şimdi Türkiye'de tehditler bakımından bakıldığında PKK terör örgütü Türkiye'yi yıllardan beri tehdit ediyor. Ancak şu an geldiği noktada kırsaldaki gerek Türkiye ve Irak'taki silahlı örgütlerin dışında Türkiye içinde ve Avrupa'da değişik ülkelerde yerleşik durumuna geçti. Gerek iş adamı kılığında, gerek siyasetçi ve gerek idareci kılığında giderek hakimiyet gücünü genişletiyor. Şimdi bir kere içerideki bu tehdidi ortadan kaldırmanız için hem bütün finansman kaynaklarını, ekonomik kaynaklarını el koyacaksınız. Hukuk zemininde el koymanız lazım. Otomatik olarak terör örgütünün övücü, destekleyici, liderin övücü suçları da cezalandıracaksınız. Yani bunu yapmanız lazım. Hem kırsaldaki silahlı örgütlerini bertaraf ederken hem de şehir içerisinde yerleşik konuma gelmiş ekonomik hakimiyet gücünü giderek genişleten bu sistemi bir taraftan çökertmeniz gerekiyor. Bir taraftan da Türkiye'de aslında PKK'yı da geçen bir Barzani tehdit unsuru var. Şimdi yine Türkiye'nin beslediği, Türkiye'nin desteklediği ve Türkiye'nin imkan ve kabiliyeti ve kapasitesiyle büyük bir ekonomik gücü ulaşmış ve ekonomik hakimiyet gücünü daha Mersin serbest bölgesine kadar getirmiş ve Türkiye'de yaygın bir şekilde geniş şirketler ağıyla ekonomik hakimiyetini genişleten bir tehdit unsuru var ki bu Türkiye'yi gelecek açısından da büyük tehdit ediyor. Şimdi o açıdan bakıldığında Türkiye Irak'ı Kuzey Irak olarak değerlendirmemeli. Irak'ı bir bütün olarak görmek mecburiyetinde. Irak'taki güvensizlik ortamı Türkiye'yi de ateş altına alabilir. Çünkü Türkiye'nin kuşatan ülkeler açısından bakıldığında Lübnan bir ateş çemberi içerisindedir. Filistin'de bir ateş çemberi giderek yaygın hale gelmektedir. Muhtemel Suriye'deki bir ateş çemberi ki son günlerde bu da tartışma konusudur. Irak'taki ateş çemberi ve gelecekte muhtemel Kafkasya'daki çok gizli örgütsel yapıların silahlı eylemlere dönüşerek oradaki çatışma ortamıyla birlikte oradaki küresel aktörlerin kendi menfaatlerinden dolayı oradaki yerleşik halkı etnik ve bölücü anlayışlarla onları bir şekilde savaş ortamına doğru sürükme, kendi iç dinamikler içinde çatışmaya sürüklendiği an Türkiye çok geniş bir çerçevede bu ateş çemberi içerisinde bulabilir. Bu açıdan Türkiye güvenlik güçlerini, kolluk güçlerini, istihbarat teşkilatlarını ve diğer teşkilatlarını ve halkını da son derece bilinçlendirerek bütün bu olumsuzluklarla mücadele edebilecek yeni yapısal değişikliklerle yapması gerekiyor. Yeni yapısal değişikliklere, kurumsal değişikliklere ihtiyacı var. Yani artık 21. yüzyıldaki ülkelerin ve halkların korunması birinci derecede ekonomik gücün korunması açısından yasal altyapılara ihtiyaç var. Çünkü bir ülkenin ekonomik gücü yoksa o ülkenin diğer güçleri yok demektir. Ekonomik gücünün birinci derecede korunabilmesi açısından ekonomik verilerin gizliliği açısından yasal altyapıya ihtiyaç var. Türkiye'de bu yok. Böyle bir yasal altyapı yok. Bunları niye tek tek söylüyorum? Çünkü olası gelecekteki bir takım olumsuzluklar içerisinde Türkiye kendisini farklı cephelerde hiç beklemediği olaylar içerisinde bulduğu takdirde haklılığını kabul ettirebilmek açısından uluslararası alanda haklılığını kabul ettirebilmek ve uluslararası alanda mahkum olmamak açısından geçmişte kendi PKK ile mücadele eden komutanlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargılanıyorlar. Yargılatılmaması için bir çatışma hukuku altyapısına ihtiyaç var, bir savaş hukuku altyapısına ihtiyaç var. Az önce de söylediğim gibi diğer hukuki altyapılara ihtiyaç var. Şimdi bunlar Türk hukuk sisteminde yok. Bunlar Batı hukuk sisteminde var. Bunları getirdiğiniz zaman otomatik olarak size yönelik bir yerde tehdit varsa orayı istediğiniz gibi gidip yerle bir edebilirsiniz, ortadan kaldırabilirsiniz. Orayı etkisiz hale getirebilirsiniz. Hiçbir ülkede sizi kınayamaz. Niye? Çünkü siz bunu hukuk zemininde yapıyorsunuz.
Hiç kimse bunun niye böyle yaptınız diyemez çünkü kendi hukuk sistemlerinde var. Bunu yapmıyorsunuz, siyasi iradeyi koymuyorsunuz. PKK terör örgütüyle mücadele etmekten kaçınıyorsunuz. Çünkü PKK terör örgütüyle mücadele ettiğiniz zaman iktidarda kalamayacağınızı görüyorsunuz. Bugün PKK terör örgütünü kullanan güçlerin kimler olduğu, ne maksatla kullandıkları belli, artık açığa çıkmış vaziyette. Diğer dini kullanarak, diğer mezhepleri kullanarak kurulan ve kurdurtulan vakıf, dernek, siyasi partiler ve diğer sivil toplum örgütleri, diğer yurt içi ve yurt dışındaki bütün örgütsel yapılar açısından bakıldığında ve incelendiğinde bütün bu kullanıcı güçlerin batı eksenli olduğu gözüküyor. Buna karşı hiçbir proje geliştirmiyorsunuz. Ne suç siyasi strateji açısından, ne ulusal güvenlik siyaset strateji açısından hiçbir şey geliştirmiyorsunuz. Otomatik olarak akla şu geliyor: acaba Türkiye'yi bu partiler mi yönetiyor? Çünkü Türkiye'nin yönetim anlayışı parlamenter sistem ve partiler yönetiyor. Halk hangi partiye onay verirse, hangi partilere iktidar ve muhalefet verirse, onların yönetimiyle Türkiye yönetiliyor. O zaman akla gelen soru şu: acaba iktidar ve muhalefet partilere bakımından Türkiye bu partiler mi yönetiyor, yoksa arkalarında farklı güçler mi var? Çünkü bugüne kadar evlatlarımız şehit oluyor, hiçbir tedbir geliştirilemiyor. Hadi iktidar partisi tedbir geliştirmekten kaçınıyor. Peki niye muhalefet partilerinin böyle bir çabası yok? Akla bu gelebiliyor aslında. Devletin gücü bütün bunları önleyebilir. Seçimlerden sonra nasıl bir tablo ortaya çıkar? Çünkü Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu bölgesinde bağımsız giren adaylar var. Zaten vatandaşlar da sizi bir yere gitmediniz, hiçbir partiye gitmediniz, mutlaka teklifler geldi. Hatta sizi sanırım Trakya'dan, Tekirdağ'dan bağımsız aday olarak görmek istediler. Bunlarla ilgili ne söyleyeceksiniz? Tablo ne çıkacak? Şimdi halen şu günde bile insanlar hangi partiye oy vereceğiz diye sürekli arayış içerisindeler ve zaman zaman bana da sürekli soruyorlar. Halen şu gün bile insanlar, partililer bile kendi partisine oy vermekte tereddüt geçiriyorlar. Çünkü bugünkü görünen siyasetteki kirlilik, kimliksizlik ve özellikle liderlerin sokakta gezmemesi, halkla bütünleşmemiş olması ve tamamen liderlerin yazdığı sıralama ve isimler üzerine siyasetin oluşması, halkın seçime özgürlüğünün olmaması, halkın aklını özgürce kullanamama özgürlüğünün olmaması noktasındaki halkın tereddütleri, sandığın Türkiye'nin ve Türk halkının geleceğiyle ilgili bir cevabı verebileceği noktasında tereddütleri de beraberinde getiriyor. İnsanlarda tereddütler var. Acaba bu şimdiki meclis veya gelecekteki bu meclis mi bizim sorunlarımızı çözecek diye bir tereddüt var. Çünkü Türkiye'nin kimliksiz ve kirli siyasetle buluşması tesadüfi değil. Bunu vatandaşın burada suçu yok. Tamamen kirli ve kimliksiz siyasetçilerin, kirli ve kimliksiz sermaye üzerine oturmuş olmalarından kaynaklanan ve kirli ve kimliksiz sermayeyi çökertmediğinden, alın teri sermayesini egemen kılmadığından kaynaklanan bir sistemin yansıması olduğu için de halk oluşacak bir siyasi yapıdan da pek bir şey beklemiyor aslında. Bana göre bu sandık bir başka sandığı beraberinde getirecekmiş gibi halkın kafasında da öyle bir ikilem var. Yani çok parti mi aşar barajı? Yani yok, parti... şu anda iki veya üç partinin aşabilme şansı var. Fakat bu partiler de sanki büyük bir coşkuyla açabilecekmiş gibi değil. Yani çünkü siyaset planlı bir şekilde gerildi iktidar ve muhalefet partisi tarafından. Cumhurbaşkanlığı seçimi seçilebilirdi. Kasıtlı olarak seçtirilmedi ve ortam gerildi. Gergin bir ortam yaratıldı. Ve bu gergin ortamda kim ve nefretle insanlar sandığa gidiyor. 3 Kasım 2002 seçimi 50 yıllık siyasetin tasfiyesiydi. Bana göre bu seçimde siyasetteki kirliliğin bir tasfiyesi gibi gözükecek. Kısmen de olsa bir tasfiye süreci yaşanacak. Ne kadar yaşanacağını bilemem. Ama Türkiye kirli ve kimliksiz siyasetten kendini arındıramazsa geleceğe sağlıklı bakamaz. Bir teklif gelirse, çünkü siz temiz siyaset, temiz toplumu çok iyi biliyorsunuz. Saadettin Tantan Cumhurbaşkanı olur mu? Efendim, şimdi Cumhurbaşkanı çok ulvi bir makam. Tabii ki tartışmasız Türk milletinin en kabul ettiği en yüce makamlardan birisi.
öyle bir makama layık görülmek, halk tarafından seçilmek çok güzel bir şey. Ama bugün daha bizim yapmamız gereken görevler var. Türkiye'nin ihtiyacı olan görevleri ifa etmemiz gerekiyor. Ben bağımsız adaylığımı da onun için koymadım. Yani biz bir siyasi partiydi ve kimlikli ve düzgün bir ve ilkeli fikri altyapısı olan bir siyasi oluşumu parlamentoya sokmak ve Türk halkına bunu kazandırmak için mücadele ettiğimiz için bağımsız adaylığı koymayı da hiç düşünmedim. Onun için de kendi partimizin dışında bir başka partiyle de ilişki içerisinde hiçbir zaman bulunmadı. Çünkü Türkiye'de kirli ve kimliksiz siyasi yapılardan Türkiye kurtulmadığı sürece Türkiye ekonomik, siyasi ve güvenlik bağımlılığından kurtulamaz. Bağımlılığı devam eder. Bağımlılık da milletin köle olmasının ve yarı aç yarı ölü kendi topraklarında tutsak olarak yaşamasının bir yansıması olarak gözüküyor. Türkiye bugün budur. Bunu ortadan kaldırmanın tek yolu kimlikli, karakteri yüksek, özgürlüğünden ve bağımsızlığından asla ödün vermeyen bir siyasi yapının Türkiye'de iktidar olması ve Türkiye'nin güvenli bir ortam içerisinde ekonomik altyapısıyla, siyasi altyapısıyla güvenilir ve adalet zemin üzerine inşa edilmiş hak ve adaletin doğruluğun, çalışmanın ve paylaşımın adalet ve eşitlik esası üzerine uygulandığı bir konuma getirilebilir. Bu aslında zor değildir, son derece basittir. Önemli olan buna inanmak ve bu inancı eyleme dönüştürmek, hayata geçirmek. Bu yapılabilir. Gelse böyle bir teklif kabul eder misiniz? Efendim şimdi daha gelmeden bir şey söylememiz mümkün değil ama yarın ne gelecek bilmiyoruz. Ama Cumhurbaşkanlığından önce de Türkiye'de eksikliği olan, devletin altyapılarında eksikliği olan, siyasi altyapılarda eksiklik olan. Önce diyorsunuz altyapı temizlensin, düzelsin. Şimdi Türkiye'de altyapılar yapılmadığı sürece tepede ne olursanız olsun hiçbir şey ifade etmez. Türkiye'nin ihtiyacı bugün hukuk zemininde, adalet zemininde Türkiye'nin altyapılarını oluşturmak. Ve bu altyapılar oluşturduktan sonra sisteme kim gelirse gelsin. Çünkü o sisteme kirli ve kimliksiz insanlar gelemez. Çok nitelikli insanlar gelir. Becerisi derece yüksek insanlar gelir. Cahil insanlar gelemez. Hak eden insanlar gelir. Ve Türkiye'de kendi imkan ve kabiliyetlerini ve kapasitesini kaybetmez. Sürekli kazanır. Bugün kaybetmemizin nedeni cehaletten, beceriksizlikten, tutsaklıktan kaynaklanmaktadır. Yani bunu ilk önce Türkiye'nin nitelikli evlatlarının Türk halkının hizmetine gelmesi gerekiyor. Bizim onu yapmamız lazım önce. Sonra o makam Allah nasip ederse, halkımız ona öneriyorsa ona da gidilebilir. Yani o makamı temsil edecek çok nitelikli insanlar vardır Türkiye'de. Yani makamları temsil edecek aslında siyasette girmemiş çok nitelikli insanlar vardır. Ki o insanların siyasete kazandırılması, sokulması ve ülkenin ve halkın hizmetine sokulması gerekmektedir. Bizim yapmamız gereken birinci görev budur bana göre. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.